Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş'ın Dünya İçinden Penceresi Aksu TV ekranlarına siz değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün yine Spor Aktüel programıyla ben Deniz Murat Baltacı sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş'ın sporunu, olimpiyatları, yanı sıra çim hokeyini ve salon hokeyini konuşacağız bugün. Çok değerli konuklarımız var. Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı, yanı sıra çim hokeyinde başarı elde etmiş Furkan Ataş ve Yusuf Nurhak bizlerle olacak. İkisi de genç. Milli takımlarda kendilerini göstermiş, Kahramanmaraş'ın gururu olmuşlar. Öncelikle Sayın Müdürümüzle başlayalım. Ali İhsan Müdürüm, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kahramanmaraş halkı ve spor camiası müdürüm sizi nasıl tanır? Kısaca kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2008'den bu yana Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyoruz. Görevimiz icabıyla da tabii ki öncelikle sporun altyapısından gelen, sporun eğitimini alan, bu alanda da kendimizi proje ve diğer çalışmalar nezdinde birçok çalışmayı ortaya koyarak bu görevi ifa etmeye çalıştık. Çok şükür bu süre zarfında da başta tesisleşme olmak üzere kurumsal yapımızı ortaya koyarak hem tesisleşmeyi hem de sportif gelişimi çok iyi bir noktaya getirdik. Tabii burada tesisleşmeyle de birlikte inşallah bundan sonrasında da ilimizde birçok spor dalını çok daha farklı alanlarda gençlerimize sunacağız ve ileriki zaman diliminde bu spor dallarından da çok farklı branşlarda başarılar çıkacağı kanaatindeyim. Tabii düne kadar maalesef tesis konusunda ülkemiz bir 15 yıl önceye gittiğimizde birçok alanda olduğu gibi spor tesisleri konusunda da sıkıntılar vardı. Ama bugün Kahramanmaraş'ta başta merkez olmak üzere ve ilçelerinde de bu tesisleşme hamlelerini yaptık. Bizler de bu teşkilatta inşallah bu süre zarfında iyi görevler yapmak için mücadele verdik. Geldiğimiz noktada da iller nezdinde baktığımızda Kahramanmaraş olarak hem kurumsal anlamda hem şahsi anlamda iyi bir noktaya geldiğimiz kanaatindeyim. İnşallah bu yapıyı sürdürmeye ve ilimizde hem sporun ve sporcunun gelişimi için çok güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Ve devam eden süreçte de zaten bu ortaya konuluyor. İnşallah bunları da konuşacağız geniş kapsamda. İnşallah diyelim, tekrardan hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli sporcularımızla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Kahramanmaraş'ta aslında 1-2 gerçekleştiren o ekibin en baştaki elemanları sevgili Furkan Ateş ve Ataş ve Yusuf Nurhak bizlerle olacaklar. Sevgili Furkan, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Benim ismim Furkan, soy ismim Ataş. Namı Kemal'de duyuyorum ve oturuyorum. Toykazım Karabekir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 16 yaşındayım. Burada olmakta mutluluk duyuyorum. İyi yayınlar diyorum size. Çok teşekkür ederiz. Furkan ve Yusuf'un içerisinde de azıcık da olsa bir heyecan var. Tabii hepimizde bir heyecan var. Bizler sizlerin karşısına çıkarken her programda farklı bir heyecanla çıkıyoruz. Değerli sporcularımız da ilk defa sizlerin karşısına çıkıyor ve genç yaşta başarı elde etmeleri, milli takımda Kahramanmaraş'ı temsil etmeleri de bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor sevgili izleyenler. Sevgili Yusuf Nurhak, sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hocam. Yusuf Nurhak, Namı Kemal Mahallesi'nde oturuyorum. Tokik Kazım Karabekir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıfım. Eğitime devam edeceğim. Sınıfta alamam bu sene. İnşallah. Sen de zaten gerek yapınla, gerekse karakterinle bu sporun ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyorsun ki yakından seninle de sohbet ettik. Aslında direkt böyle size bir soru sorasım var. Yani ikinizin de gençliğini ve heyecanını biraz almak istiyorum elinden geldiğince. Şimdi ikinizde de çok büyük hırs var. Yaşlarınız 16 olabilir ama içinizdeki hırsı dışarı yansıtabiliyorsunuz. Sevgili müdürüm, zaten önemli olan genç yaşta bir şeyleri yapmak tabii, değil mi? Öyle değil mi? Muhakkak tabii. Ben başta gençlerimizi tebrik ediyorum. Yaklaşık 4 yıl önce Kahramanmaraş'ta daha hiç tanınmayan çim hokeyi ve salon hokeyi alanında bu gençlerimiz Namı Kemal Mahallesi'ndeki alandaki okullarından bizzat çalışmalara başlayarak çok güzel mesafeler elde etti. Bugün milli sporcular her ikisi de. Bildiğimiz gibi özellikle hokey sporu olimpik bir branş. Biz Kahramanmaraş'ta da bu gençlerimizin
Furkan ve Yusuf'un gerçekten ortaya koyduğu performanstan memnunuz ki bunun gibi birçok kardeşlerimiz var. Bu yüzden de bunların örnek olması adına da çok hoşumuza gidiyor. Tabii ilin sporunu yöneten kişiler olarak. Biz bu kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Çünkü çok kısa sürede de önemli yol aldılar. Bunları gerçekten tebrik ediyorum her ikisini de. Bizler de tebrik ediyoruz. Tabii sevgili müdürüm, size zaten daha öncesinde sohbet etme ihtimalimiz ve şansımız oldu. Bizler elimizden gelince farklı spor dallarını ve değerli kardeşlerimizi yine çıkartıp onların gururuna aslında eşlik etmek istiyoruz. Ben hemen isterseniz bir Yusuf'la başlayayım müdürüm. Başlayalım. Yusuf'un içindeki heyecanı atmam gerekiyor sevgili izleyenler. Sizler de sosyal medyadan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi sevgili Yusuf'la başlayacağız. Bu spora nasıl başladın? Çim okeyi, ya aslında çim okeyini çoğumuz bilmiyorduk belki de. Ve sen nasıl öğrendin ve bu çim okeyine nasıl başladın? Bu spora Vakıf Hocam sayesinde öğrendim. Bu ortaokuldayken 5. sınıf. Biz orada futbol turnuvası oynarken Vakıf Hocam o an işte o Tahini Kanuni ortaokula çıkmıştı. O anda ben arkadaşın elinde gördüm, dedim bu ne dedim, bununla bir verelim bir oynayayım dedim. Oynarken hoca gördü tabii, Vakıf Çelik hocamız gördü. Vakıf Hocam dedi ki sen hadi gel dedi. Ben dedim hocam yapamam ben bunu, gelemem dedim. Sen gel dedi, boşver ben sana öğretirim dedi. Hı hı. O zamanlar şımar bir öğrenciydi İslam. Biz hokey takımına girdik. Oynadık. Belirli bir yere geldiğimizde Aksaray'a gitmiştik ilk turnuvada. Aksaray'a gittiğimizde orada kaleciydim tabi. Oradan gelen daha tecrübe kazanmadan kaleye girdikten sonra orada benden iyiler vardı. Benden büyük abiler vardı tabi. Emeğini vermiş abiler vardı. Kaleci olmak çok kötü bir şey ama hani hokeyde. Gelen atı giden atınca işte bu sefer de hırsımızı koyduk ortaya, yememizi koyduk. Bu sefer gelene geçene biz atıyoruz. Evet. Ya seni tebrik ediyorum. Zaten vücuduyla da, vücut yapısıyla da bunu belli ediyor. Yani çok farklı yapıya sahip ikisi de. Hani şey denir, Maraş'ta birisi cılız, birisi iri yarı denir ama ikisinin de işlevi çok farklı sevgili izleyenler. Kahramanmaraş olarak bizler de görebiliyoruz. Birisi orta sahada, birisi de defansta çok güzel işler yapıyor. Sevgili Furkan, sen bu spora nasıl başladın? Aynı de Yusuf'un dediği gibi Sayın Vakıf Hocamız sayesinde başladık. Aynı ortaokulda sınıf öğretmenimizdi. Aynı bu okulda yayılıyordu yani artık. Beden derslerinde falan öğretmeye başladı herkese. Biz de aynı meraklandık. Güzel bir spora benzediğini düşünerek. Ben de katıldım. Ve ilerli zamanlarda işte il dışına çıkarak, şampiyonluk yaparak veya sonuncu olduk. Yani bir derece içinde gelmeye çalışmaya çalıştık. Hırslanarak devamını getirip milli oyuncu olduk. Çok şükür. İyi ki Kahramanmaraşlısınız diyebiliriz. Bizleri aynen, gururlandırıyorsunuz. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi sevgili müdürüm sizinle hemen devam edelim. Tabii Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne belirli bir süre sonra geldiniz. Gerek görev yaptığınız öğretmenliğiniz süresinden sonra göreve geldiğinizde neler vardı? Siz göreve geldiğinizden bu yana kadar neler yaptınız? Tabii öncelikle Kahramanmaraş'ta maalesef tesis, özel spor tesisi ve sporun yapılabilecek alanları son derece kısıtlıydı. Hem merkezde hem ilçelerimizde tesis konusunda çok eksik durumdaydık. Bunun projelendirerek, tabii Kahramanmaraş çok şeye layık, gençlerimiz, çocuklarımız, biz de sporun altyapısından gelen insanlar olarak hep bunun sıkıntısını yaşadık. Bunu öncelikle projelendirerek tabii ki neler yapabileceğimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Öncelikle merkez ve ilçelerimizde önem sırasına göre bir planlama yaptık. Kahramanmaraş'ta malumunuz daha önce bir Batı Park futbol sahası, bir Batı Park spor salonu var idi. Yani bunlar kolay gerçekleşmedi. Batı Park'tan başlayarak başta Batı Park spor kompleksini bir ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Bunu ilk planlayarak yaptık. Orada hem futbol sahasını hem oradaki yüzme havuzunu yerel yönetimlerle hem oradaki eğitim merkezi tabir ettiğimiz güreş eğitim merkezimizi, spor salonumuzu ve kara kucak sahamızı ve diğer açık tesisleri çok hızlı bir süre zarfında toparladık. Çok iyi bir kullanılır hale getirdik. Bugün orası çok iyi bir kompleks. Çevre düzeniyle, yeşil alanlarıyla, futbol sahasıyla, yüzme havuzuyla ve diğer kompleks alanlarıyla çok iyi bir noktaya geldi. O bize çok iyi bir moral de oldu tabii. Çünkü şehrin ortasındaki bu tesisleri ayağa kaldırmak gerekiyordu. Buraları çok kısa sürede toparladık. Bunların toparlanmasıyla tabii oradaki sporcu portföyü, gelen katılımcı sporcular, sporcu adayları da artmaya başladı. İkincisine hemen tabii ki 13 Şubat spor kompleksine yönlendik. 13 Şubat spor kompleksi de maalesef 13 Şubat stadyumu 2000'li yıllardan 2010'lara kadar kapalı konumdaydı.
Bunun tabi malum nedenlerinden biri belediyenin kompleks içerisinde bir stadyumun yapılması ve bizim futbol oynanılan alanında çim özelliklerinin kaybolmasıydı. Burayı da çok kısa sürede toparladık. Hemen futbol sahası kullanılır hale getirmemiz gerekiyordu. Çeşitli eksik ve aksaklıklar vardı. Orayı da hemen yanı başında futbol sahasının spor salonu inşasını yine Kahramanmaraş Belediye'mizin o dönemdeki destekleriyle başlanıldı. Biz de arsasını ve diğer desteklerimizle kısa sürede yaptık. Yüzme havuzu keza öyle. Açık tenis kortlarını kullanılır hale getirdik. Bu kompleks de çok kısa sürede ayağa kalktı. Bundan sonrasında ilçelerimiz ve yine şu an Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin sayılı büyüklükteki kompleks olabilecek 110 dönümlük arazi üzerindeki Sayın Çotur kompleksi otogarın hemen yanındaki yere bir hamle yaptık. Orayı projelendirdik. Bugün orada yaklaşık 100 milyon liraya yakın, eski rakamla 100 trilyonluk bir yatırım var. Malumunuz sizler de görmüşsünüzdür. Türkiye'de 13 ilde bulunan Tartan Atletizm Stadyumu. Evet. Şu anda bir sentetik futbol sahası, iki tane tenis kortu açık tesislerde, bir tane yine basketbol sahası açık. Yine iki tane futbol sahasının küçük ölçekli yapımı tamamlandı, bir tane daha tamamlıyoruz. Bir de şu anda en büyük spor salonlarımızdan içinde 3 tane salonun olduğu bir spor salonu inşası bitmek üzere. Buranın inşallah kompleks olarak bittiğinde çok kısa sürede şehrimize en büyük hizmetlerden birini yapabilecek bir spor kompleksine kavuşuyoruz. Bir kısmı tabii tamamlandı. Spor salonu ve diğer 1-2 tesis de inşallah kısa sürede tamamlanacak. Bu demek oluyor ki tabii şehrimizde 3 tane önemli yerde büyük bir spor kompleksine sahibiz. Bunun yanında biz Doğu Kent'te de bir futbol sahası yaptık. İnşallah orada Dulkadiroğlu Belediye'mizin de desteğiyle bir yüzme havuzu düşünülüyor yine beraber ortak proje olarak. 13 Şubat'ta bir gençlik merkezi, Türkiye'nin en büyük Kahramanmaraş tipi olarak icra edilen bir gençlik merkezi gerçekleştirildi. Yine butik bir gençlik merkezimiz yaptık. Bunların hepsi Kahramanmaraş'ımızda, merkezde büyük spor kompleksleri ve aynı zamanda yapılan tesisler oldu. Yine Kahramanmaraş tabii ki barajlar ve su cenneti olan bir güzel şehirlerimizden biri. Yani biz kendi şehrimiz için demiyoruz ama gerçekten harikulade yurt dışında da yurt içinde gördüğümüzde Kahramanmaraş'ımızı çok daha önemsememiz gerektiğine inanıyorum. Bu baraj kenti olan ilimizde ben önemli projelerimizden biri olan uzun süreli bir mücadelemiz olarak da ortaya koyduğumuz su sporları adı altında bir projemiz vardı. Buna çok emek verdik. Yaklaşık 6 yılımızı aldı. Şu an Kahramanmaraş'ta su sporları, kayıkhane dediğimiz alanda, kılavuzluda çok güzel bir tesis inşa edildi. Buradan emeğe geçenlere, herkese teşekkür ediyorum. Şu an sahili tesislerden biri Türkiye'de. Tabii burada neler yapılıyor? Geçen yıldan bu yana, özellikle de bu yıl tam anlamıyla başladık. Başta sahil kentlerimizde olduğu gibi işte barajlar ve göllerde de olabilecek olan kano, kürek ve su sporları adı altındaki tüm branşları yapıyoruz. Bunun yanında ekstrem sporlar, işte dağcılık, diğer kaya tırmanma, işte yamaç paraşütü gibi, trekking gibi sporları da Kahramanmaraş'ımızda yapmamız gerekiyor. Hem bu şehrin tanıtımı için, hem bu şehirde birçok alanda şehrin doğası ve tabii güzelliği içerisinde çok güzel branşların yapılabileceğini de ortaya koymamız gerekiyor. Biz genelde şunu ortaya koyduk. Yani sözden ziyade icraatı ortaya koyalım. Biz sporun altyapısından gelen insanlarız. Bunları da projelendirerek gelindiği için değerli büyüklerimizden, hükümetimizden aldığımız desteklerle bu noktalara gelindi. Kahramanmaraş bugün Türkiye'de en fazla sentetik futbol sahası yapılan illerden biri. 17, bunun da 17 tane sentetik futbol sahamız bitti ve tamamlanmak üzere olan var. Hemen hemen tüm ilçelerimize spor salonu bitmek üzere. İnşallah Çağlayan Cerit'te devam ediyor. Ekinözü'ne de yatırım planında ortaya konuldu. Bunların hepsi tamamlandığında tüm ilçelerde bir komplekse büründü. Yani içinde spor salonu, futbol sahası, gençlik merkezi, tenis kortu olan spor yapısına büründü. Bundan dolayı da ilimiz adına, sporun gelişimi adına çok güzel gelişmeler ortaya çıktı. Bugün işte bu gençlerimizin elde edilen başarılarında hem teknik anlamda onların
öğreten öğretmenlerin ve hocalarının olması hem de tesislerin ortaya çıkması bu işleri kolayladı. Ben inanıyorum ki bundan sonrasında zor bir dönemi geçirdik. Çünkü daha önce tesis yoktu. Evet. Bugün artık tesis var. Bu tesisleri iyi planlayarak, güzel çalışmalar yaparak, teknik anlamda da teknik değerlendirmelerimizi iyi programlamamız gerekiyor. Ve bizim gençlerimiz gerçekten çok yetenekli. Gençlerimize verdiğimiz fırsatları çok hızlı bir şekilde başarı olarak, gelişim olarak ortaya koyuyorlar. Yani biz de bu gelişime başta kurumsal yapı olarak ayak uydurduk. Bundan sonrasında da daha neler yapılabilir inşallah düşüneceğiz. Tabii her şey çalışma ve proje. Bunlar ortaya koyduğumuz zaman inşallah aldığımız desteklerle de çok kısa sürede yol alıyoruz. Bizim şunu da ortaya koymamız lazım. Biz gerçekten gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Bu fırsatları ortaya koymamız gerekiyor. Aynı zamanda da değişen, gelişen toplum içerisinde, düzenimiz içerisinde biraz da dezavantajlı dönemlere de girdiğimiz oluyor. Nedir mesela? Şimdi bu gençlerimiz çok aktif spor yaptı ama bir de işte teknolojinin oluşturduğu bir bağımlılık var. Bunları olumlu yönde bakıp hem teknolojiyi kullanacağız hem de hareketliliğimizi kendi hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Gençlere sporu ve hareketliliği teşvik etmemiz gerekiyor. Spor kültürünün hem ülkemizde hem bu şehirde inşallah mutlaka daha sportif anlamda yerleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Peki müdürüm, şimdi bu sentetik çimle ilgili hem Doğu Kent'le ilgili bir şey söylediniz. Onun da sevgili bazı gazeteci arkadaşlarımız bana sizin yayına çıkacağınızı öğrenince bana bir soru iletti. Hem onu söyleyeceğim hem de şu stadyumla ilgili bir görüşünüzü de almak istiyorum. Değerli izleyiciler de merak ediyordur. Bu Doğu Kent'te yapılan sentetik çimin yanına soyunma odasıyla ilgili siz bana açıklama yaptınız ama değerli izleyicilerimiz de mutlaka bir açıklama bekliyordur bununla ilgili. Bir de malum herkesin derdi, herkesin sıkıntısı ve Kahramanmaraş'taki sporu sevenlerin en büyük sorunlarından bir tanesi neydi? Arena stadyumu ile ilgiliydi. Bunlarla ilgili de açıklama yaparsanız çok sevinirim diyorum. Ya tabii şimdi şu anda bir kere amatör spora çok büyük hizmetler var. Bu ülkemizde başta hükümetimizin spor tesisleşmesi anlamında hem sayın milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın çok büyük destekleri var. Şehirde şu anda hummalı çalışmalar hem devam ediyor hem de biten çalışmalar ortaya koyduk. Tabii Doğu Kent'te de biz orada böyle bir yapı, bir futbol sahasının olmasını istiyorduk. Tabii Kahramanmaraş'ımızda hem avantajlı taraflarımız vardı hem de dezavantajlı taraflarımız tabii ki imardan kaynaklanan da kolay kolay arsa bulunmuyor. Bu ta 30-40 yılın tabii sorunu. Bir de şehrimizin konumu bir dağ ve ova ve barajlarla çevrili olduğu için kolaylıkla arsa üretiminde de sıkıntılar var. Bugün bunu her kurum yaşıyor. Bizler de geniş alanlara ihtiyacımız var. Doğu Kent'te bulduğumuz hemen o yamaçtaki tabii ki o dönemde elde edilen arsa bugün tam bir futbol sahası olabilecek. Yani başına da diğer açık tesislerin düşürülebileceği tesisti. Biz Türkiye'de çok hızlı tesis yapan ilk 5 ilden biriyiz. Bunu bir kere ortaya koymak lazım. Bunu bakanlığımız ortaya koyuyor, söylüyor. En çok sentetik futbol sahası yapan il olarak da biliniyoruz. Doğu Kent'teki futbol sahamız da ekstrem bir çalışmaydı. Orada bir futbol sahasını koyduk. Bugün gençler, çocuklar o bölgenin ve antrenman yapabilen tüm takımlar gidebiliyor. Soyunma odaları konusunda da geçen hafta burada tesisler, açık spor tesisler daire başkanımız Kahramanmaraş'taydı cuma günü. Konuyla ilgili görüşmelerimiz olumlu. İnşallah bu dönemde yatırım planına koyduk. Çok güzel bir alana oradaki kullanılır bir şekilde odalarımızı, kullanım alanlarını yapacağız. Kısa sürede de inşallah orayı tamamlayacağız. Zaten kullanılıyor şu anda. Hı hı. Bunu da o desteklemeyle tüm takımlarımıza antrenman, müsabaka yapmadığına sonuca ulaşmış olacağız. Zaten Sayın Çotur kompleksi içerisinde ikinci futbol sahasını yapıyoruz. Büyük soyunma odalı, türbünlü. Bu da yine amatör futbolun kullanabileceği alanlar. Aynı zamanda Bal Ligi'nde de zaten şu anda 3 takımımız var. Evet. Yani şunu diyebiliriz ki, bunu net ifade edelim. Çünkü somut veriler. Bir kere amatör ve profesyonelin kullandığı alanlarda hiçbir sorun yok. Bugün 13 Şubat stadyumu da tamam. Kahramanmaraş'ımıza elbette arena stadı yakışır.
Arena stadı yakışır milletimize de, sporcularımıza da ve spor camiasına da yakışır. Fakat şu anda kullanılan 13 Şubat stadyumu da inşallah o yapılana kadar Türkiye'de kullanılabilir stadyumlar içerisinde. Bunu Futbol Federasyonu'nun yetkilileri geçen itibariyle geldi, baktılar. Denetlemeleri, o kriterlere sahip değerlendirmelerine son derece kullanılabilir alanlarıyla, uygun zeminleriyle, ıslak hacimleriyle, çim sahasıyla olumlu rapor verildi. Şu anda son derece kullanılabilecek bir mekan. Yani bunun için söylüyoruz. Çünkü kriterlere uymadı mı zaten federasyon onayı vermiyor. Bir de güvenlik sertifikası konusunda Türkiye'de sayılı stadyumlardan birisi. Yani güvenlik sertifikasını her stadyum alamıyor. Evet. Bu da çok önemli. Geçici tedbirlerle, palyatif tedbirlerle bu işi götürebiliyor ama tabii ki 13 Şubat stadyumunun yerine bir arena stadyumu da yakışır. Onunla da ilgili değerli büyüklerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Mutlaka bu şehre çok güzel çalışmalar yapılacak. Bu bizim üzerimizde değil ama tabii ki daha bu işi götüren sayın vekillerimizin, büyük şehrimizin bu konudaki çalışmalarını hissediyoruz, biliyoruz. Bu da bu şekilde tamamlanacaktır diye önümüzdeki dönemlerde. Çünkü bir proje çalışması da bu aynı zamanda. Mutlaka bu şehrimizde bu da ileriki zaman diliminde gerçekleşecek. Onun da altyapı çalışmalarını en azından görebiliyoruz. Ama şunu her zaman söylüyoruz. Bizim bir eksiğimiz yok. Tesis konusunda da yok. Diğer konularda da yok. Ama üstüne bunların tabii ki gelişen ülkemizde, şehrimizde önümüzdeki 50 yılın nasıl hükümetimiz planlarını yapıyorsa 2023-2053 diyor, 2071 diyorsa bunların bu gelişen ülkemizde, şehrimizde mutlaka program dahilinde ortaya konulması lazım. Ama yapılan işleri de asla küçümsememek lazım. Bugün Sayın Çotur kompleksinde 100 milyon liralık yatırım var. Diğer alanlarda da bakıldığında bugün hükümetimizin Kahramanmaraş'a Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde bildiğim rakamlar net olarak belki şey olmayabilir ama kredi yurtlar ve genç spor kapsamında 300 milyonluk yatırımı var. Bu milli eğitim, sağlık ve diğer birçok şeyden sonra en önemli gelen yatırım uygulaması. Yani şehrimizdeki ilçelerimize de bakıldığında sportif gelişim anlamında hemen hemen hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bunun yanında da tabii ki sportif başarılar da ortaya çıkmaya başladı. Belki birazdan sorarsınız. Branşlar çok ileri, farklı branşlar, değişik branşlar, yapılmayan branşlar da bu şehirde yapılır oldu. Bir de tesislerin yapımıyla birlikte özellikle bu yıl yaz spor okullarında da büyük bir patlama oldu. Bakanlıktan aldığımız önceki günkü rakamlara göre de Türkiye'de ilk üçteyiz. Evet, şu an belgeleri de zaten benim önümde var. İsterseniz bununla ilgili sayı da verelim. Müdürüm. Tabii, buyurun. Birinci sırada İstanbul var sevgili izleyenler. Hem Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yaz spor okullarının toplamında. İstanbul birinci, ikinci Adana ve üçüncü Kahramanmaraş. Biz 30.256 sporcuyla gayet iyi bir yüzde vererek üçüncü sıradayız. İkinci 53.000 ve birinci İstanbul malum bildiğiniz gibi orasının da bir spor kenti olduğunu düşünerek 68.000 de orada var. Ve hani yıllardır süre gelen anlarda işte Trabzon'un, Gaziantep'in, Kayseri'nin ve birçok şehrin, İzmir gibi birçok büyük ismin bildiğiniz gibi Süper Lig'de orada burada takımları var ama yaz spor okullarına önem verilmediğini de burada görmüş olabiliyoruz. Ama Kahramanmaraş Gençlik Spor Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi de bu konuda biraz daha hassas çalışmış. Biz her iki tarafı da tebrik ediyoruz. Aksut İvalisi olarak gerçekten kolay bir sayı değil müdürüm. Yani çok kesinlikle kolay bir şey değil bu. Yani bu konuyu bir kere çok önemsemek lazım. Başta bir 15 milyonluk İstanbul'la, tabii Adana'da büyük ölçekli bir nüfusa sahip. Bugün Kahramanmaraş kendinin nüfusuna ve çevre illere baktığımızda bu konuda çok öne çıktı. Ben buradan kurumsal birliktelik adı altında yaptığımız çalışmalarda Büyükşehir Belediye'mize, değerli başkanına da teşekkür ediyorum. Çünkü bir kurumsal dayanışmayla da bu işi götürdük. Biz ilçelerimizde spor salonlarımızı, gençlik merkezlerimizi yaptık. Onlar da hem malzeme desteği hem diğer destekleri ortaya koydular. Bir senkronize birlikte götürerek bu işi çok iyi bir noktaya geldik. Bu rakamların hepsi zaten resmi rakamlardır. Evet. Çocuklarımız nerede, ne şekilde, hangi sporu yaptığı ortada.
Biz spor kenti olma yolundayız. Allah'ın izniyle de inşallah bunu ortaya koyacağız bundan sonrasında. Çünkü alttan çok önemli bir kitle geliyor. Bunları da bu tesislerde birçok branşa yönlendirmek gerekiyor. Çok iyi antrenör arkadaşlarımız var. Yeni yeni göreve gelen arkadaşlarımız var. Son dönemde bakanlığımız da yeni antrenör atamaları yaptı. Tabii onların da bu tesislerde görev almasıyla hem merkezde hem ilçelerimizde çok önemli sporcular çıkıyor. Aynen çim hokeyinde, salon hokeyinde bu değerli kardeşlerimizin ortaya koydukları performanstaki olduğu gibi inşallah. Sayı da verelim mi müdürüm? Tabii. 160'ın üzerinde antrenör var diye biliyorum. Doğrudur. Yani bu aslında kolay bir yüzde değil. Yani gerçekten Kahramanmaraş'ın ne kadar büyük işler yaptığını hem her alanda söyleyebiliriz bunu. Spor bakımından söylüyorum sevgili izleyenler. Gençlik Sporu İl Müdürlüğü'nde bu konuda gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Tabii yani müdürüm. 8 yıl önce daha 5 antrenörle çalışırken yani rakamlara baktığımızda bugün 160 antrenöre yakın özellikle yaz spor okullarında müthiş bir rakam ve müthiş bir sporcu sayısı. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah tabii gençlerimizi 7'den 70'e daha doğrusu herkesi sporun içerisinde görmek istiyoruz. Çünkü spor hem sağlıktır hem bedenen ruhen gelişimdir hem de bu branşları ortaya koyduğumuzda okullarımızla birlikte gençlerimizi spora kanalize etmek gerektiği ortaya çıkıyor. Bu konuda da hem çeşitli milli eğitim sistemi içerisinde de çocuklarımızın altyapıdan itibaren spora yönlendirmekle birlikte hem eğitimi hem sporu birlikte götürmek gerektiğine inanıyorum. Evet, bu konuda tekrardan naçizane tebrik ederim müdürüm. Gerçekten de başarılı işler yapıyorsunuz. Tabii meyve veren ağaç taşlarının misali bazen kötü yorumlar da gelebiliyor. İster istemez bizler bunu kabul ediyoruz. Ama önemli olan Kahramanmaraş'ta bir şeyleri başarmak. Sevgili müdürümle konuştuğumda ya bunları anlatmasak da olur aslında. Bizler yapıyoruz. İnsanlar görüyor. Bunu direkt sosyal medyada ve medya organında söylememize gerek var mı diye sorduğunda mutlaka olması gerektiğini söyledim. Çünkü gerekmekte yani bazı şeyleri yaptığımız zaman göstermediğimiz süreçte büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz. En büyük sorunlarını da bizler görmüş olduk zaten yakın zamanda. Şimdi genç kardeşlerimizle devam edelim isterseniz sevgili izleyenler. Şimdi çim hokeyi kimse tarafından bilinmiyordu Kahramanmaraş'ta. Türkiye'de de yeni yeni geliştiği dönemlerde sizlerin ilk başladığı dönemler ve aileniz o dönemlerde sizlere neler dedi? Ailenizin desteği nasıldı arkadaşlar? Furkan senle başlayalım. Ya tabii ki ilk başta güvensizlik oluyor çünkü farklı bir spor olduğu için acaba niçin olacak, ne yapacaklar diye. Ama bir süre sonra o Vakkosça sayesinde tabii ki bir aile gibi hissettirdi yani bize kendisini. Ondan dolayı bir aile geliyor mesela bizim eve gelmişti veya tüm hokeyci camianda hokeyci kişilerin evine ziyaret edip ailesinden özel olarak izin aldığını biliriz yani. Ondan dolayı ailemize teşekkür ediyoruz yani bu zamanlara bana izin verdikleri için. Onların sayesinde zaten her şey. Olay bir şey konuya değil. Gireyim ben. Tabii müdürüm, buyurun. Şimdi Furkangil'in gerçekten çok önemli bir özelliği var. O semtin hepsi milli hokeyci oldu. Evet. Şimdi Kanuni Mahallesi'nde değerli hocamızın oradaki ortaya koyduğu performans Furkan'ın işte diğer arkadaşlarımızın hepsi mahallenin öyle diyelim semtin bunun da iyi araştırılması lazım. Evet. Hepsi hokeyci oldu. Hepsi de milli hokeyci. Evet, yani evet, bugün üniversitelere gidiyorlar. İşte özellikle Gaziantep Üniversitesi ve Afyon Üniversitesi özellikle hokey konusunda Kahramanmaraş'tan sporcu talebi var. Onu da ortaya koymak lazım. Bir sosyal proje olarak da değerlendirmek lazım. Bugün Kanuni Mahallesi'nin neredeyse tüm semti, anneleri, babaları, çocuklar, aileler bu konu içerisinde. Onun için çok önemli bir görev icra ediyorlar. Evet. Onları da bizzat anlatmak lazım bence. Evet ya biz tebrik ediyoruz tabii. Kolay bir şey değil. Bir mahallede bir sürü sporcu, hepsi de birbirinden değerli. Kardeşlerimizi bu konuda tebrik etmemiz gerekiyor. Tabii ilk başladığımız zaman, sizin adınıza konuşuyorum, çok zorlu bir spor dalı oldu zaten. Bizler de şuradaki gerekli alet ve edevattan anlayabiliyoruz. Elinizdeki işte sopalarla, değneklerle ismi neydi? Stik. Stik, evet. Yani gerçekten ismi kısa ama biraz icraatı büyük müdürüm. Yani çok büyük. Gerçekten Yusuf'u da ben biraz izledim. Birkaç videonuzu da izledim bu konuda. Sen neler söyleyeceksin Yusuf? Ailenizin desteği nasıldı? Ailemin desteği sadece bu X spora girdiğinde. Ailem şu bu lafı dedi.
Senden de bunu bırak dedi. Sen bundan bir şey olmazsın dedi. Evet. Spor senin işin değil dedi. Git çalış dedi. Dedim ben yatağım çalışmaya gideyim. Dedim işe gitmedim. Sürekli antrenman gidince. Kendimi verdim. Tabii bizim alt taraftan küçükler de geliyor. Namık Kemal'in %50'si hokey çocuğum. Hı. Alttan hep geliyor. Gide gide işte mücadele ettik. Emeklerimizi boşuna da çıkartmadık Allah'ın izniyle. Milli tam şeyleri geldi, açıklamaları geldi. En alt sıralamada ben varım. Dedim aha ben gidiyorum. Evet. İşi boş ver sen Yusuf. Gide okey yap. Gittim çalıştık neyse. Ben yapınca zaten bana hırslanınca küçüklere hırslandırdık. Küçüklere evet. Çoğu yap. Şey yapmaya başladı antrenmanlar. Böyle Maraş'ta okeydi böyle büyüttük işte hocam. Sizi gördükten sonra zaten genç kardeşlerinizin neler yapabileceğini gördünüz. Yani tamam evet, sizin yaşınız küçük ama çok küçük yaşta bunları başardınız. Ardından evet. Sizden 3-4 yaş küçük, 5 yaş küçük kardeşleriniz de ortaya çıktı ve evet. Bir şeyler yapmaya başladı. Ben şunu da merak ediyorum mesela ikinizin ailesi ilk milli sporcu olduğunuzu duyduğunuzda hani milli takımdan teklif geldiğinde neler söyledi mesela? Yani tek tek gururlandılar. Özel olarak Vakkosu'ya teşekkür ettiler. Yani bu farklı bir gururdur. Milli takım yani herkes bilir. Yani giden kişiler de diyelim. Yani bunu yaşamak herkes istemesi lazımdı. Yani bir hırs yaptık. Bunu devam ettirerek ailemize sayesinde tabii ki destekleriyle. Sonunda gittik ve bize gurur duyduklarını ve orada Maraş'ı temsil etmeyi çok yani nasıl diyeyim bir farklı bir gurur bir şeydi yani. İstiklal Marşı'nı okurken bile tabii orada farklı bir duygu yaşıyorsunuz. Yusuf senin aileye nasıl bir cevap verdi? Benim ailem şimdi hocam ben ilk milli takıma giderken Fransa'ya gitmiştim. Anne dedim aha ben teklif geldim şeyde milli takımda ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Fransa'ya. Oğlum götürürler gitme falan filan. Anne dedim ikinci ailem var benim orada dedim. Evet. Benim ikinci ailem var dedim bir şey olmaz dedim. Tabii bak Asucan'a gidiyoruz. Kim duracak senin başında falan filan. Benim hocam var dedim. Vakkas Hoca var dedi. Tamam git dedi. İnşallah dedi. Emeğin karşını alırsın dedi. Onlar ben gittim gideli annem sürekli dua peşindeydi. Sürekli dua ederdi. İşte o stadyuma geldik. Önemli olan zaten aile desteği. Her ne olursa olsun, hangi sporda da olursa olsun aile desteği çok önemli. Tabii yine isimleri de söylenmişken bizler sevgili Vakkas Çelik hocamızı da bu konuda tebrik etmiş olalım. Kahramanmaraş'taki genç kardeşlerimizi bir şekilde teşvik edip meydana getirdi diyebiliriz. Tabii il müdürümüzü de geri planda bırakmadan teşekkür etmemiz gerekiyor. Hep birlikte güzel bir şekilde aile ortamını genç kardeşlerimize yaşatıp Kahramanmaraş'ın adını çok güzel şekilde duydular. Vakkas Çelik hocamıza da teşekkür etmiş olalım. Şimdi sevgili müdürüm, olimpiyatlarda yaşanan başarısızlıklar, alınan 8 madalya. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Olimpiyatlarla ilgili ne gibi değerlendirmeleriniz var? Tabii öncelikle göreceli. Türkiye'de uzun yıllardır olimpiyatlara gidiliyor. Tabii biraz önce de söylediğimiz gibi Türkiye'de de önemli spor tesisleri hamlesi var. Düne kadar yani bir 15 yıl öncesine gittiğimizde hatta 20 yıl önce Türkiye'de 2 tane tesis yapılıyordu. Bugün tüm Türkiye'de, tüm illerde hemen hemen tesis hamleleri başlanıldı. Bir kısım devam ediyor, bir kısım bitirildi. Tabii spor salonları, diğer alanlar yavaş yavaş tenis kortları, işte birçok branşın yapılabileceği alanlar çıkmaya başladı. Bunlar önemli. Hı hı. Yani tesis olmayınca sporun gelişimi de olmaz. Öyle de bakmak lazım. Olimpiyatlarda bu şekilde. Yani dünya olimpiyatlara önem veriyor. Tüm ülkeler önem veriyor. Türkiye de önem veriyor. Türkiye'deki gelişimi de göz ardı etmemek lazım. Çünkü ilk defa branş çeşitliliği çok fazla. Yani belki derecelerde azalma demeyelim de belli bir sayıda kalmış olabiliriz ama bugün birçok branşta katılım sağladık. Evet. Yani nereden baksanız ilk defa binicilikten tutun işte yüzmede birkaç alanda jimnastikte katılımımız olmazdı bizim jimnastikte katılım oldu. İşte surf'te, diğer su sporlarında, kano'da katılımlarımız var. Bunlar bilinmeyen katılımlardı. Bunun yanında tabii dünya spora çok önem veriyor. Çok ehemmiyet verdiği için de herkes bu işe büyük mücadele ortaya koyuyor. 8 madalyamız var. Yine de küçümsenecek madalya değil. Bunun 5 tanesini atasporumuz güreş son derece başarılı bir şekilde 52 yılın rekorunu kırdı. Bu 5 madalyayı da almış oldu. Tabii birkaç branşta sürpriz gelişmeler oldu. Aslında boksta da madalya çıkabilirdi.
boks sporu biraz da hakem hatalarının diyelim veyahut da ön yargıyla baktılar, ne yaptılar, çok etkili olduklarını gördük. Biraz da halter ve atletizmde beklenenin altında kaldık. Bunlar, ben inanıyorum ki 2020 ve 2024 olimpiyatlarında Türkiye bu konularda çok büyük bir mesafe alacak. O konuda ayak seslerini de görüyoruz. Evet. Bir de Türkiye'de ve Kahramanmaraş'ta da önemli bir proje yürüyor olimpiyat konusunda. Kısa adı TOHUM olan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri var. Bizde de 50 sporcunun barındığı güreş branşında var. Bizde şu anda 11 sporcu zaten Avrupa Şampiyonası'na, en yakın önümüzdeki 16 Eylül'de de Dünya Şampiyonası'na gidiyor güreşte. Bu büyük bir başarı. Aynı zamanda buradan çıkan sporcular 2020'nin, 2024'ün olimpiyat sporcuları olacaklar. Burada da hummalı bir çalışma var. Yani bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu birçok branşta da var. Yani tabii ki olimpiyatlarda çok daha madalya alınması iyi olurdu. Ama dünya da boş durmuyor. Biz de boş durmuyoruz. Evet. Bunu yine projeyle, gençlerimizi sporu teşvik ederek, bakın işte Furkan'la işte Yusuf bu konuda anlatıyor. Teşvik edilen, emek verilen, destek verilen sporcular mutlaka bunun karşılığını başarı olarak ortaya koyuyor. Biraz da bundan sonrasında inşallah bir protokol gerçekleşti. Artık okullardan da sporcu sayılarımızı artırmamız lazım. Yani okul sporlarını da harekete geçirmemiz lazım. Çünkü her çocuk, her genç okulda. Bu yapıyı okullar içerisinden de büyüterek sporcu sayılarımızla ve nitelikli sporcuyu da ortaya koymamız lazım. Çünkü bunların birçok fedakarlık yapıyor. Yani sırf hem eğitimi bir arada götürüp hem sporu götürmek şu an zor. Ama her ikisini de götürmek lazım. Çünkü eğitimle, yani eğitim öğretimle sporu da bir arada bulundurmak gerekiyor. Çünkü bedenen ruhen çocuklarımızı tek düzey yetiştirmek, tek kanat uçurmaktansa daha komplike, daha işte çift kanat uçurabilmek gerekiyor. Bu da önemli. Yani sporu günlük hayatımıza yerleştirdiğimiz gibi okullarımıza da mutlaka yerleştirmemiz lazım. Yani okul sporları da o yüzden önemli. Yani olimpiyatlarda bugün bakın Michael Phelps yine zannedersem 5 madalya aldı. Bir önceki olimpiyatta 8 madalyası var idi. Ama baktığınız zaman hem okulunu götürmüş, bugün üst düzey bir eğitimi var. Birçok branştaki olimpiyat şampiyonu ve ilk üç yapan dünyadaki sporcular hem okulunu götürmüş, hem okulunu okumuş, üniversitesini okumuş, hem de sporunu yapmış. Bunu da bu şekilde bakmak lazım. Ülkemizde de bu yolda önemli adımlar atılıyor inşallah. Bakanlığımız da zaten bu konuda önemli projeleri protokol anlamında Milli Eğitim'le birlikte hayata geçiriyor. Bir de sporcu taramaları konusunda da inşallah hem okullar nezdinde taramalar yapılacak Türkiye genelinde. Biz ilkini Kahramanmaraş'ta yaptık. Madalyalı şehir olimpik sporcusunu arıyor diye. Yaklaşık 10 bine yakın sporcuyu taradık. 1000 civarında elit sporcuya ulaştık. Bunları da inşallah birçok branşa fırsat vereceğiz ve antrenörlere yönlendireceğiz bu çocukları. Hem yaz spor okullarından gördüğümüz kalifiye yetenek çocukları, hem de bu taramada devam edecek, durmayacak çünkü. Bizim çok iyi gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları spor branşlarına yönlendireceğiz ki 2020-2024 olimpiyatlarına altyapı oluşsun. Yani ne kadar fazla sporcu adayı ortaya koyarsa o kadar da başarı gelir. Yani olimpiyatlar o konuda sorunun cevabı olarak tabii ki bizim başarı olarak da görebiliriz, görecelidir ama daha fazla madalya alınabilir. Alınabilecek de çalışmalar var ortada. Ben önümüzdeki dönemlerde bu tesislerden bu sporcu yapısıyla çok önemli, başarılı olimpik sporcular çıkacağı kanaatindeyim. Bunun da örneklemeleri var. Zaten önümüzdeki haftada paralimpik dediğimiz, yani engelli sporcularımızın inşallah olimpiyatı başlıyor yine aynı Rio'da. Orada da Kahramanmaraş'ımızdan sizin aracılığınızla söyleyelim. Hem yüzme branşında hem de golbol, özellikle paralimpiğin en önemli spor dallarından biri olan golbolde 6 tane sporcu katılıyor. Bunlardan en son eklenen Sevilay kızımız var. Sevilay Öztürk de yüzmede katıldı. Yine Kahramanmaraş'ta yetişip İstanbul'da yüzen, büyükşehirde yüzen Özlem Baykız, Beytullah Heroğlu,
Golbol'da yine işte Sümeyye olsun başta diğer kızlarımız bugün milli takımı temsil edecek. İnşallah Golbol milli takımımızda olimpiyatta bir büyük umut olarak görüyoruz. Olimpiyatta ilk üç yapabileceğine inanıyorum ki bu da hepsi Kahramanmaraşlı olan çocuklarımızın başarısıdır diye düşüneceğiz o zaman. Evet. O da bizi çok memnun edecek, mutlu edecek. Evet, siz zaten bunu sürekli dile getiriyorsunuz. Evet. İlk üçe girecekleri konusunda Golbol takımının kesin bir ümidi var. Müdürümüzün inşallah öyle olur. Tabii şimdi olimpiyatlardan konuşmuşken sevgili izleyenler, bilindiği üzere son zamanlarda olimpiyatlarda sürekli şunu görüyoruz. Evet, Türk milli takımını temsil ediyor ama devşirme sporculardan yana sürekli bazı izleyicilerimizde bu konuda şikayeti var. Ben naçizane kendi fikrimi şöyle söyleyeyim. Şimdi mesele şurada aslında müdürüm. Takım sporu olup içerisine bir iki tane devşirme sporu alınabilir. Ama naçizane tekli özellikle mesela atletizmde, ne bileyim diğer branşlarda, ne bileyim gülle atmada, uzun atlamada gibi spor branşlarında devşirme sporcuları aldığımız zaman devamının gelmeyeceğini düşünebiliriz. Özellikle Türk sporcuların. Mesela Mehmet Aurelio, Mert Nopre. Bunlar zamanında Türk milli takımında oynamış. Ama aradaki sıkıntıları çözüp onları belli bir süre kullanıp atmışız. Ve şu an tamamen Türk sporculara devam edebiliyoruz. Bu süreçte devşirme sporcularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce böyle sürekli devam edilmeli mi? Yoksa bunlar sadece kısa bir süreç mi? Bir kere yani olaya gerçekte öyle bakmamak lazım. Şöyle yani futbol tabii daha farklı bir durum. Biz de o zaman Almanya'dan, yurt dışından Türk kökenli sporcular da getiriyoruz. Birçok şey katacağı kanaatindeyim. Yani bugün dünyada yani devşirme olarak adlandırılıyorsa işte Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de birçok Afrikalı sporcu veyahut da farklı spor ülkelerden sporcular o ülke namına sporu yapıyor. Yani onlar yaparken başarılı olarak görünüyor. Türkiye yaparsa sanki bu niye böyle yapılıyor gibi. Mutlaka şuna da bakmak lazım. Onların da tabii bu konudaki katma değeri nedir? Onu da bakmak lazım. Yani bir branşa koyduğumuz sporcuların nasıl bir desteği var? Mutlaka bunları da değerlendirmek lazım. Çok büyük ölçüde olumsuzluğu yok bu sporcuların. Çok büyük de destekleri var. Hem de spora destekler o branşta. Mesela herhangi bir atletin geldiğinde Türkiye'deki üst düzey o atlet çok güzel de o konuda örnek oluşturabiliyor. Veyahut da alttan gelecek sporculara teşvik ve idol anlamında da çalışmalar yapabiliyor. Böyle de bakmak lazım. Türkiye daha yeni yeni tabii bu konularda bazı destekler alıyor. Alması da gerekiyor. Bunun yanında da birçok sporcumuz zaten dünyaya baktığımızda en az dışarıdan sporcu desteği alan ülkeyiz biz. Yani bugün Avrupa ülkelerinin hepsi dış ülkelerden gelen sporcularla. Bu Amerika'da daha öyle. Yani en iyi sporcuyu alıyor Amerika. Olimpiyatlarda yarıştırabiliyor. Başka bir ülkeden transfer etti. Olaya yani tam bir olumsuz anlamda bakmamak lazım. Çok büyük katkıları olabileceğine de bakmak lazım. Ben Türkiye'de bu işin inşallah bundan sonrasında olimpik yolda hem onların desteği hem de bizim çocuklarımıza verdiğimiz değerle, çünkü biz daha yeni yeni tesislerimizle bu çocuklarımıza bu fırsatları vermeye başladık. Hı hı. Yani bir 13-15 yılın bir daha geçmişi var. 20-30 yıl olsaydı bu daha da farklı olacaktı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki iki olimpiyat Türkiye'nin patlama yapacağı olimpiyattır diye görüyorum. Çünkü altyapıdan çok değişik branşlarda çok başarılı sporcular geliyor. Yani bunu bir kere öyle bakmak lazım. Evet. Bizim gençlerimiz, çocuklarımız hep söylediğimiz gibi fırsatı verdiğimizde yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Şu andaki yapılan projelerde hem bakanlığımız nezdinde hem iller nezdinde çok iyi bir noktaya gelindiği ve gelineceği kanaatindeyiz. Birçok branşta da zaten fırsatlar verildi. Bugün Kahramanmaraş'ta daha 7-8 yıl önce bir 10 branşta hizmet verirken bugün 40 branş farklı branşlarda çocuklarımıza fırsat veriyoruz. Onun için sporcu sayıları arttı. Bu 30 bin kişinin belki 1000 kişisi üst düzey sporcu olabilecek de yapıya sahipler. Aynen. Bugün eskrimde, işte çim hokeyinde, badmintonda, işte yüzmede, kanoda
daha ilk defa Kahramanmaraş'ta kanoda sporcular çıkıyor. Belki 10 yıl sonra çok daha önemli sporcular ortaya çıkacak. Yani olay öyle bakmak lazım. Olimpiyat yolunda da bunlar önemli adımlar. Vallahi Allah kolaylık versin müdürüm. Hiç kolay bir şey değil. Sporcularla güzel işler yapmak istiyorsak çok emek sarf etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi müdürüm? Kesinlikle. Ya emeğin karşılığı mutlaka gelir ama emek sarf etmeden de başarı gelmez. Doğrudur. Kısa bir reklam arası edeceğiz müdürüm müsaadenizle. Evet sevgili izleyenler, Spor Aktüel devam edecek. Yine siz bizlere mesajlarınızı sosyal medyadan gönderebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda mesajlarınıza yer vereceğiz. Şimdi kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Spor Aktüel devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Dünya Açılan Penceresi Aksu TV ekranlarında. Siz de spora dair ne varsa inşallah bizler sayesinde ulaşacaksınız diyebiliriz. Tekrardan hatırlatmamız gerekiyorsa Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürümüz, Ali İhsan Kabakçı, yanı sıra Furkan Ataş ve Yusuf Nurhak var. Çim Hokeyi'nde milli sporcularımız, Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü'nün de oyuncuları sevgili izleyenler. Evet, genç kardeşlerimizle devam edeceğiz bizler. Kendilerine hedeflerinin neler olduğunu soracağız. Evet, milli takıma gidildi, Kahramanmaraş temsil edildi ve sonrasının bir sonraki adımda hedeflerimiz neler? Furkan senle başlayalım. Olabildiğin kadar en üste çıkmayı istiyoruz. Yani artık bir düzeyi olup Vakkoşa'nın gibi, yani Vakkoşa gibi olup herkese öğretip dağıtmayı istiyoruz. Yani daha büyümesini ve daha şekilde öğrenilmesini istiyoruz. En büyük hedef bu. Evet. Ama bir diğer hedefiniz de şu diyebiliyorum. Yine sohbet arasında konuştuk ama milli takımın en üst kademesine çıkıp orada güzel bir şekilde Kahramanmaraş'ı temsil edip ardından bir kulüpte unutulmaz bir isim olmak. En önemlisi bu değil mi? Evet. Evet. Yusuf senle devam edelim. Hani dediğiniz gibi hocam, bu Kahramanmaraş'ta bu hokey kulübü bir tane olmayacak. Her ilçeden, her yerden, yani Maraş'ın en yakın ilçelerinden, her yerinden kulüp açmak istiyor. Yani böyle daha ilerilere yükselmek istiyoruz. Allah'ın izniyle bunu yapacağız inşallah. Bir de Vakkas Hoca'nın seviyesine gelmek istiyoruz. A milli takımına, daha üst yerlere ve dediğiniz gibi aynı böyle hep bizim ismimiz geçinsin. Yaptığımız kulüplerin içine eğittiğimiz çocukların ismi geçinsin. Onları istiyoruz. Hı. En büyük hedef. Bir de şu var, zaten sizler genç yaşta bu spora girip devamlılığını getirdiğiniz için büyük işler de yapabilecek için uzun bir vaktiniz var aslında. Evet. Önemli olan bu vakti çok iyi şekilde değerlendirip Kahramanmaraş'ın ismini daha büyük yerlerde duyurmak. İnşallah en kısa zamanda bunu da yapacaksınız ki Çim Hokeyi'nde Süper Lig'desiniz şu anda. Evet hocam. Salon Hokeyi'nde de ikinci ligdesiniz diye biliyorum. Yani birinci lig oluyor ama Süper Lig değil değil mi? Bir alt liginde. Hedefiniz gelecek yıl inşallah salon sporlarında da birinci ligde, Süper Lig'de olmak. Çim Hokeyi'ne çıktınız, bu şampiyon olduğunuz anda neler yaşadınız? Hadi biraz ondan konuşalım. Furkan senle başlayalım. Büyük bir heyecan, yani nasıl diyeyim. O ortam ve şampiyon, yani herkes sizi izliyor. O ortam yaşamak, herkesin yaşamasını isteriz. İşte büyük bir hedeflerimizle, hırsımızla, Vakkoşa'nın sayesindeki kararlı konuşmalarıyla birlikte güzel bir eğlence gibi bir şey oldu yani bizim için. Allah ister ki hep birinci olmak. İnşallah hep birinci olursunuz. Yusuf sen neler düşündün şampiyon olduktan sonra? Maç esnasında, maç içerisinde Vakkoşa sürekli yapmaya istiyor, moral vermeye çalışıyor. Tabii kolejden sonra hoca diyor, hadi diyor, yaparız diyor. Bunu hep böyle arkamızda durdu. Biz o yapınca biz de hırslanıyoruz tabii. Maç birbirine getince, maç bitti zaten, beraberlik de yer öde. Herkes City havaya attıktan sonra herkes bir ortam oluşuyor, direkt Vakkas Hoca'nın yanına. Vakkas Hoca'ya havaya atma işte falan. Diğer takımlar geldi, kutladı. Oradaki duyguyu anlatamaz ya hocam, yaşanır orası. Evet, şu an zaten anlatırken de farklı bir mimikleriniz oluştu. Bu konuda tekrardan tebrik etmiş olalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda da sizlerin milli takım formasının en üst seviyesinde görüp Kahramanmaraş'ın adını duyuracağınızı ümit ederek müdürümüzle devam edelim. Ben sevgili burada olayım. Da şunu da söyleyeyim. İnşallah Çim Hokeyi'ndeki bu başarıyla birlikte Çim Hokeyi'ne özgü özel bir saha yapacağız. İnşallah. Yeri de hazır.
Onunla da ilgili projenin son aşamasındayız. Tam çim hokeyi ölçülerinde ve çim hokeyi sahası olarak sahamızın projesiyle birlikte önümüzdeki günlerde inşallah startını vereceğiz. Bu da buradan bu müjdeyi hem hokey sporuna ilgi duyan çocuklarımıza, gençlerimize iletmek üzere hem de şehrimize bunu kazandırmak adına inşallah Karacasu bölgesinde böyle bir sahayı gerçekleştiriyoruz. Emeğe geçenlere, destek veren tüm büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Yani çim hokeyinde de geldiğimiz nokta uluslararası düzeyde inşallah bu konuda. Evet, bu konuda kardeşlerimizi tebrik edeceğiz. Sizleri de başarılar demiş olalım müdürüm. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bilindiği üzere kardeşlerimiz tek takım olarak Kahramanmaraş'ı temsil ettiler. Hem bayan takım hem kendiler güzel bir iş yaptılar. Aslında bu kulüplerin biraz daha artması gerekiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii yani kulüpler, mahalle takımları, ilçe takımları tabii ki sporun gelişim için önemli. Yani bu da çok önemli bir konu aslında. Bu konuya eğilmek lazım. İlimizde semt takımlarını artırmak lazım. Aynen Kanuni Mahallesi'nde olduğu gibi. Evet. Niye? O semtteki çocuklarımızı, gençlerimizi spora kanalize etmek, yönlendirmek aslında en önemli unsur mahalle kültüründeki semt takımları. Ha yeni siteler, işte apartman blokları çıktı. O zaman sitelerde sporu geliştirmemiz lazım. Onunla da ilgili projelerimiz var. Kahramanmaraş'ta birçok ilkleri yapan kurum olarak hem ailemle spor yapıyorum, sitelerde spor, sporcu taraması gibi projeler önemli ölçüde yer buldu. Bunun için de başta mahalle, yani mahalledeki kulüp kültürünü tekrar ortaya koymak lazım. Buradan da en önemli şey mahallelerde sponsorlar aracılığıyla bu işin yürümesi lazım. Ben geçen dönemde şöyle bir baktım, birkaç mahallede yapılan bu çalışma hem mahalledeki gençlerimizi çok olumlu yönde etkiliyor. Yani ne derseniz her türlü olumlu gelişme buna etki ediyor. Yani mahallelerde, semtlerde mutlaka spor kulübü sayılarını artırmamız lazım. Onun için de herkese önemli görev düşüyor. Oradaki büyüklere, sponsor olabilecek kurumlara, iş adamlarımıza, büyüyen, gelişen şehrimizde mutlaka mahalle takımlarımızın sayılarını artırmamız lazım. Çok önemli bir konu yani bu. Evet, inşallah en kısa zamanda bununla ilgili büyük çalışmalar da yapılır. Hem sponsorlar aracılığıyla büyük işler yapılması gerekiyor. Çünkü Kahramanmaraş'ın sporunda farklı şeyler olması gerekiyor ki en büyük reklam aracı. Zaten Kahramanmaraş'ın isminin duyurulması için spor dallarının göz önünde olması gerekiyor. Evet, çim hokeyinde bizler Kahramanmaraş'ı çok iyi bilemeyebiliriz ama Kahramanmaraş kardeşlerimiz olarak Yusuf'u ve Furkan'ı gerçekten belki yurt dışında, belki de Kahramanmaraş dışında birçok yerde tanınıyor. Çünkü maçları canlı yayınlarla yayınlanmış ve isimleri sürekli göz önüne tutulmuş kişiler ve karakterler. Allah kolaylık versin onlara da diyelim tekrardan. Şimdi müdürüm sizinle yine tekrardan devam edeceğiz. Ailemle spor yapıyorum projesiyle ilgili konuşalım biraz. Sizler Kahramanmaraş'ta bu göreve geldiğinizden bu yana farklı spor branşlarını kattınız. Yeni spor dalları ortaya çıkarttınız ve Kahramanmaraş'ta olmayan bir şey. Aslında Türkiye'de çoğu ilde olmayan bir şey, ailemle spor yapıyorumla ilgili proje gerçekleştirdiniz. Bu kapsamda neler söylemek istersiniz? Ya tabii biz esas amacımız 7'den 70'e herkesi Maraş'ta spor kültürü içerisinde ortaya koyup hem sağlıklı yaşam adına hem de günümüzün oluşturduğu hareketsizlik adı altındaki yaşam durumunu mutlaka sportif anlamda destekleyerek ortaya koymamız gerekiyordu. Onun için de bizler başta ailemle spor yapıyorum projesinden önce 13 Şubat stadında 7'den 70'e özellikle de Maraş'a özgü bir ifadeyle, sloganla da girdik. Dedem yürür dedem, işte koşabiliyorken koş anlamında insanları bu konuda harekete geçirecek ifadelerle girdik. Bugün 13 Şubat stadında bir kart, elektronik kartla neredeyse 7 gün 24 saat herkes spor yapabiliyor. Orada halk sağlığıyla da yeni bir dönemde bisikletli günleri de başlattık. Ailemle spor yapıyorum da bunlardan biri, özellikle yaz spor okullarında aileleriyle, anne babasıyla gelen çocuklarımızı hem teşvik etmek hem de aileleri de dışarıdan seyretmemek adına birçok branşta bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyordu. Antrenörlerimizin de desteğiyle, diğer spor uzmanlarımızın da bu konudaki emekleriyle birçok branşta
ailelere spor yaptırdık. Bunlar ferdi sporlarda, takım sporlarında, bizim de içinde olduğumuz teşvik edici çalışmalarla bir çalışma ortaya çıktı. Bugün birçok ebeveyn, işte babalarımız, anneler getirdikleri yavrularımızla birlikte basketbol, voleybol, hatta futbol, işte wushu, kung fu'nun bir dalı, tekvando, judo yaptılar, güreş yaptılar. Bu da tabii ki sporu hayatında çok uygulamamış insanlarımız dahi bunu yaparak bu farkındalığı oluşturdular. Yani bizim buradaki esas amacımız şu, herkesi ama herkesi sporun içerisinde görmek istiyoruz. İlle performans sporcusu değil. Yani oradaki esas amaç nedir? Sağlıklı yaşam diyoruz. İşte spor yapan insan bedenen ruhen gelişimi çok önemli ölçüde gelişiyor. Mutluluk hormonu en güzel spor yapan insanlarda oluyor. Yani huzur bulunan bir ortamda yaptıkları ve bizzat hareketli bir yaşam sürdürdükleri için mutlaka çok daha farklı bir durumda yer alıyorlar. Yani bizim amacımız özellikle aileleri sporun içerisine çekebilmek. Ailelerle de birlikte çocuklarımızı daha teşvik edici bir duruma getirebilmek. O yüzden de çeşitli projeler ortaya koyuyoruz. Esas nihai hedefimiz de 7'den 70'e tüm insanları spor felsefesi içerisinde yerleştirebilmek. Bizim yani bundan sonrasındaki bu bağlamda da projelerimizi hem aileler üzerinden hem vatandaş üzerinden tüm katmanlarıyla spor tesislerinde yararlandırmak. Bizim yani amacımız derken yani sporu yöneten olarak tesislerimizi kapalı konumda değil. Ben spor yapmak istiyorum diyen herkesi o tesislerden yararlandırmak istiyoruz. Yani asıl amaç da bu olması gerekiyor zaten. Diğer yanda zaten çocuklarımızı, gençlerimizi biz bu yönlendirmeleri yapıyoruz. Ama bu işe uzak duran veya bilmeyen insanlarımıza da bunun tanıtımını yaparak hem tesislerimizden yararlansınlar hem de sağlıklı yaşam adına da sporu bir hayat felsefesi olarak ortaya koymamız gerekiyor. Yani herkes eşofman kültürünü ve giydirmeyi inşallah ortaya koyup yerleştirmemiz gerektiği kanaatinde. Müdürüm, bununla ilgili giriş yapmışken onu anlatalım mı? Yani böyle bir sohbet arasında sizinle konuşmuştuk. Kahramanmaraş'ta ilk beden eğitim öğretmenliği yaptığımız dönemler. Sevgili müdürüm bununla ilgili sağ olsun bir anısını paylaşmıştı. Rica etsem canlı yayında da paylaşır mıyız? Ya şimdi biz tabii 90'lı yıllarda o dönemin Kahramanmaraş Lisesi'nde öğretmen olarak atanmıştık. Evet. İkamet ettiğimiz alan da Kahramanmaraş Lisesi'ne yakındı. Biz tabii o yıllarda eşofman giyerek okula gidiyorduk görevimiz. Tabii bizim resmi kıyafetimiz eşofmandı. Genelde tabii alışkanlık olmadığı için eş dost çevremiz o semtten mahalleden geçerken tabii eşofman olayı tam insanlar üzerinde yerleşik bir şey nizam oluşturmadığından bizler biraz tuhaf karşılanabiliyorduk. Ya işte sanki pijama kültürü gibi. Ama sizin o resmi kıyafetiniz değil mi? Tabii biz uzun yıllar o işte bir sporun içerisinden geldiğimizden o rahatlık vardı ama eşofmanlı gitmek, caddeden yürümek o dönemde biraz daha abes karşılanabiliyordu. Ben ondan sonrasında bir müddet sonra bakışlardan etkilenince artık dedim yani okulumuzda giyinelim, eşofmanımız orada giyinip orada dersi verdikten sonra çıkaralım gibi böyle bir. Ama şu an bakıyoruz maşallah herkes sporda belli bir gelişme, aileler eşofman giyme kültürü, spor ayakkabısı şeyindeki gelişim fazlasıyla var. Bu da demek ki yani spor kültürünün geliştiğini ortaya koyuyor. Biz tabii onu bir latife şeklinde anlatıyoruz. Evet. Çünkü gerçekten de bakıldığı zaman 20-25 yıl önce daha çok geriye gitmeyelim. Bizde spor kültürü tam yerleşik değildi. Son 15 yılda biraz tesislerle birlikte bu iş büyüdü, gelişti. Yoksa eşofman giyme kültürüyle birlikteki sportif gelişim de ondan paralellik teşkil ediyor. Tabii birlikte eşofman kültürüyle sportif kültürde gelişme ortaya konu. Bugün artık normal hale geldi o iş. Anormallikten çıktı yani. Evet, sizin yaşamış olduğunuz farklı bir anıydı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela bazı ben okuduğum dönemlerden hatırlıyorum. Biz mesela spor yapmak için hani her gün bir boş dersimiz olur ihtimaliyle eşofman ve ayakkabı götürdük mesela. Gençliğin o dönemlerdeki
biraz daha hızlı spor yapışı da buna bununla kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi müdürüm yine şeyi sormak istiyorum. Kahramanmaraş'ta ilk kez yapılan Rahmanat yarışı ile ilgili sizlerle ilgili zaten haberlerimiz de var. Ekip arkadaşlarımız şu anda haberi hazırlıyorlar. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Sonrasında haberimizi izleyelim isterseniz. Yani Kahramanmaraş'ımızda çok güzel branşlar var dedik ama bunun yanında geleneksel spor dalları da başta bakanlığımızın bu konudaki destekleri, geleneksel spor dallarının Kahramanmaraş'ta yapılması gerektiğini biz de tabii ki uygulamalarla birlikte ortaya koymaya vesile kıldı. Bizim amacımız tabii ki birçok branşı harekete geçirirken bizi biz yapan unsurlar var. İşte Türk milletinden önemli özelliklerinden biri iyi güreşir. İşte yiğit bir halktır, millettir. Aynı zamanda iyi ata biner, iyi bir işte binicidir, iyi ok atar, iyi kılıç kullanır gibi. Bunların aslında hepsi spor. İşte evet. Kılıç kullanan nedir? Eskrimdir. İşte okçuluk milli sporumuz olarak görürüz ama baktığımız zaman yakın zamana kadar okçulukta bir esamemiz okunmuyordu. İşte bugün olimpiyatlarda okçulukta bir başarı elde de belki çok iyi bir sporcumuz gitti. Daha 17 yaşında başarılı. Mete Gazoz tabii. Çok da güzel başarılar aldı. Tabii bunu teşvik edeceğiz. Kahramanmaraş'ımızda da geleneksel spor dalları içerisinde bir kısa şalvar, güreşin tabii altyapısını oluşturan bir branş. Uzun yıllar, yüzlerce yıldır bu ilde yapılan, şehrimizde yapılan bir branş. Bir de rahvanat yarışmaları önemli bir şey, branş. Kahramanmaraş'ımızda bir atlı spor kulübü teşvikimizle kurduruldu. Bu yarışmayı da onlarla birlikte yaptık zaten. Amacımız nedir? Çocuklarımıza, gençlerimize bizim milli ata sporumuz olan branşları tanıtmamız lazım. Artık bu dönemler geldi. Belki geçmiş yıllarda bunlar tanıtılmadı ama bizim milli değerlerimizdeki milli sporlarımızı yeni nesle aktarmamız lazımdı. Onun için başta kısa şalvar güreşini çok önemsiyoruz. Çalışmalarımız var. En son Etnospor adı altında festivaller düzenlendi İstanbul'da. Oradaki yapılan yarışmalara da bizim sporcularımız katıldı. Akabinde de tabii ki atçılığı biz bu yaz spor okulları kapsamında binicilik anlamında ele aldık. Belki ilk şey olduğumuz için küçük aksaklıklar oldu ama bundan sonrasında başta yaz spor okullarında da binicilik anlamında atlı sporları öne çıkarıyoruz, çıkaracağız. Yani bundan sonra izlenildiğinde de çok daha fark edecek vatandaşlarımız ve gençlerimiz. Binicilik anlamında biz hem at üstünde okçuluğu geliştirme adına çalışmaları yürüteceğiz atlı spor kulübümüzde hem de rahvan konusunda bu işi geliştireceğiz. Daha önce biz Kahramanmaraş'ta bir ilk olarak cirit dalında atlı spor dallar içerisinde Türkiye yarı finallerini yapmıştık bir 6 yıl önce. Evet. Tabii atçılık kolay bir branş değil. Büyük emek istiyor. Ama bugün kurulan atlı spor kulübümüzün değerli başkanı, ben buradan da teşekkür ediyorum Muhsin Kılıç Sallayan'a, bize geldi, birlikte yarışma yapalım müdür bey dedi. Biz de her türlü desteğe oluruz dedik. İlk yarışmamız da öyle oldu. Bugün Kahramanmaraş'ımızda rahvan atçılıkta, binicilikte yarışmaları yaptık. Ben inanıyorum ki bundan sonra önümüzdeki yıllarda bu yarışmaların daha büyük, daha gelişmiş şekilde yapacağız. Aynı zamanda da milli manevi değerler adı altındaki bu geleneksel spor dallarımızı geliştireceğiz. Geliştirmemiz de lazım. Yeni nesile de bunu aktarmamız lazım. Bizim çocuklarımız belki şehir hayatında ne at görüyor, işte ne ok görüyor. Ama özellikle son dönemlerde yapılan hükümetimizin, bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla da bugün gelinen nokta çok ileri derecede geleneksel spor dallarında önemli başarılar almaya başladık. O da bunlardan biri. Özellikle rahvan atçı yarışlarında önemli bir konuma geleceğiz ilimizde. Diğer geleneksel branşları da masaya yatırdık. Çalışmalar ve antrenörler taleplerimiz var. Çok kısa sürede önemli mesafeler alacağız inşallah. İnşallah diyelim. Tabii ekip arkadaşlarımdan da ben rica ettim. Bu yapılan bir haber vardı. Sizler de oralardaydınız. Rahvanat yarışları ile ilgili geleneksel hale gelmesi adına bizler de tabii dileklerimizi iletmiş olalım. Haberimizi izleyelim, yine sohbetimiz devam etsin.
Kahramanmaraş'ta ilk defa rahvan at yarışı düzenlendi. Yarışa çeşitli il ve ilçelerden birçok yarışmacı katıldı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı burada. Hem 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir konuşma yaparak bu yarışın ilk olduğunu belirtti. Bugün ilimizde gerçekten bir ilki gerçekleştirmenin rahvan at yarışlarıyla başlatılması adına inşallah bu bir ilk gerçekleştirmiş olacağız. Kabakçı konuşmasında teknolojinin gençler üzerinde bağımlılık yapması sebebiyle böyle programlar tertip ettiğini vurguladı. Bizler bu spor dallarını tanıtarak inşallah bundan sonrasında da teknolojiye bağımlı kalmış gelecek nesilleri, miniklerimizi, gençlerimizi bu spor dallarıyla da birlikte tanıtarak bu branşlar içerisinde inşallah spor yapmalarını istiyoruz. Kabakçı konuşmasında yeni projelerden de bahsederek şunları ekledi. İnşallah bu gelişmeler ve çalışmalar ışığında da geleneksel at yarışları ve rahvan yarışlarını bundan sonrasında çok daha üstüne geliştirerek ve artılarak devam edeceğimizi düşünüyor. Kahramanmaraş Geleneksel Atlı Binicilik Spor Başkanı Muhsin Kılıç sağlayansa Kahramanmaraş'ta ilk defa düzenlenen at yarışından bahsederek düzenlenen yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Böyle bir organizasyon rahvan at yarışları Türkiye'nin bazı vilayetlerinde belediyeler yapıyorlar. Belediye 12 Şubat Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Yarışmanın ardından birincilere ödülleri dağıtıldı. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyenler. Müdürüm, haberi de izledik. Sizler farklı bir yorum katmak ister misiniz? Tabii, rahvan atçılık aynı zamanda çok önemli bir emek istiyor. Orada görüntülerde de gördüğümüz gibi atın o ritimde ayak hareketlerini bozmadan, binici de o ritmi bozdurmadan 3 hata olmadan bitirmesi gerekiyor. Yoksa diskalifiye ediliyor. Birçoğu tamamladı. Ben orada da şunu gördüm. Yani biz Türkler olarak atı nasıl disiplin ettiğimiz, işte nasıl yarıştırdığımız hep yüzyıllardır, binlerce yıldır ortada. Bu yeni nesillere de aktarılması lazım. Bu yarışlarda da gördüm ki çok at sever, biniciliği merak salmış dostlarımız var. Birçok kişi geldi. Müdür bey, bizim de atımız var dedi. Ben ilk defa onları çok yakinen tanımama rağmen atlar olduğunu bilmiyordum mesela. Evet. Özel buna bizzat emek vermek için uğraşan kardeşlerimiz var. Çok iyi oldu dedi. Bunları teşvik etmeniz. Bu şekilde de bizler başta binicilik anlamında da inşallah daha böyle profesyonelce çalışmalara imza atmamız gerekiyor ki ona girdik. Bu çalışmalar devam edecek. Bu rahvan at ve at üstündeki okçuluk ve kısa şalvar güreşi Kahramanmaraş'ta inşallah yakın zamanda zirve yapacak. Onunla ilgili daha aktif çalışmalar içerisindeyiz şu an. Valla işiniz kolay değil mi diyorum. Yani geldiğiniz günden itibaren büyük işler yaptınız. Zaten bizler sosyal medyada ve basında görebiliyoruz. Bu konuda tekrardan tebrik etmiş olalım. Şimdi tabii Kahramanmaraş Spor'la ilgili de size bir soru yetelim. Gençlik Spor Müdürümüz olarak kentin sporuna dair yorumlarınızı da almak istiyoruz. Evet, amatörde bir şeyler yapılıyor. Bu konuda tabii Fidan Sporu ve Sakarya Sporu tebrik etmemiz gerekiyor. Maalesef 1920 Maalesef Spor bölgesel amatör ligine düştüğü için de üzüntümüz de var. Ama her üç takımımıza da başarılar diliyoruz biz. Profesyonel bir takım olarak Kahramanmaraş'ı yine temsil edecek Spor Tut 2. Lig Beyaz Grup'ta. Ve sizler Kahramanmaraş Spor'la ilgili düşüncelere sahipsinizdir mutlaka. Neler söyleyeceksiniz? Ben tabii ki öncelikle ilimizde aslında futbol adına çok önemli gelişmeler var. Hem amatörde hem profesyonelde hem de bal ligi tabir ettiğimiz bölgesel amatörlükte. Ben buradan Fidan Sporu, Sakarya Sporu, yine 1920 Maraş Sporu da tebrik ediyorum. Bugün Kahramanmaraş'ta 3 tane takımımız bölgesel amatörlükte bir üst lige çıkmak için mücadele edecek. Bu da çok önemli bir aslında hareketlilik sağlayacak bölgesel amatörlükte. Tabii Kahramanmaraş Spor çok önemsememiz gereken bir olgu, bir takım. Bizi ön planda şehrimizi tanıtan bir vitrin olarak görmek gerekiyor. Kahramanmaraş Spor gerçekten önemli bir tanıtım aracı ilimizi. Profesyonelce bu konu üzerinde
daha aktif çalışmalar yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Niye bunu söylüyorum? Yani Kahramanmaraş Spor bu şehrin tanıtımıysa bu konuda bizim çok daha ilde üzerine düşen vazife gören birçok unsurun devreye girmesi gerekiyor. Ha bizler ilde kurum olarak bu zamana kadar Kahramanmaraş Spor'a elimizden gelen tüm desteği yaptık. Yapmak da bizim boynumuzun borcu. Tabii bu şehirde 600 bin merkez nüfus, işte 1 milyon 200 bine yakın büyük bir nüfusu barındıran bir şehir olarak görmemiz gerekiyor. Bana göre Süper Lig'de oynayan birçok takımın çok daha üstünde hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda çok daha büyük iliz biz. Onun için de Kahramanmaraş Spor'u çok daha hak ettiği yere getirmek adına taşın altına herkesin elini koyması gerektiği kanaatindeyim. Bu tüm şehrin takımı olarak değerlendirilmesi lazım. Bir de bu işi daha uzun vadede götürebilecek projelerle ortaya koymak lazım. Tabii her iş kolay gitmiyor. Evet. Biraz bu işe sponsorlukların destek olunması lazım. Ve aynı zamanda reklam gelirlerinin artması lazım. Bir de gündem oluşturabilecek başarıların ortaya konularak tabii ki başarı oldukça şehirde ve ulusal bazda Kahramanmaraş Spor daha adı öne çıkacaktır. Bir emek veren yönetim var. Büyük bir mücadele veriyorlar başarılı olmak konusunda. Bayağı da bir mesafe kat ettiler. Bu dönemde de gerçekten desteklenmesi gerekiyor. Hem yönetimin hem Başkan Bey'in. Bu konu üzerinde özverili çalıştıklarına inanıyorum, görüyorum. Ve biraz da bu işi kurumsal yapıya büründürmüş gibi bir çalışma ortaya çıktı. Evet. Çünkü geçmişte çok daha sıkıntılı dönemlerini de gördüğümüz vardı. Ben işe hem dışarıdan hem de içeriden bakan biri olarak, işin içinde sporu yöneten biri olarak şu anda gayet olumlu görüyorum. Bu yapının desteklenmesi lazım, bu oluşumun. Çünkü Kahramanmaraş Spor hepimizin. Bu renkler hepimizin. Kırmızı beyaz işte hem işte şehrin dokusu, hem milli takımımızın, bayrağımızın iç içe olduğu bir renk. Onun için kırmızı beyaz renklerimiz, Kahramanmaraş Spor bizim için çok önemli. Desteklemek ve her türlü desteği de şehirde vermek gerekiyor. Bu neyse, yani reklamsa reklam, sponsorluksa sponsorluk, diğer desteklerse destekler. Zaten ikinci ligde ve diğer üst liglerde bir havuz sisteminde tabii federasyonun ve diğer yayıncı gelir getiren Spor Toto, Loto destekli de gelirler var ama tabii şehrin de bazı değerlerinin bu desteğe sahip çıkması gerekiyor. Hem seyirci olarak hem reklam geliri ve sponsorluk devamlı söylüyorum. Çok önem arz ediyor. Bir de bu takımımız gerçekten önemli bir vitrin oluşturan, tanıtım aracı olan ve aynı zamanda da gençlerimizin alt liglerden işte Kahramanmaraş Spor'da Kahramanmaraşlı birinin tabii dışarıdan da oynayacak ama birilerini oynatabilmek, oynatmak, orada tanıtmak spor ve futbol için çok önemli. Yani bugün tesisler bakımından Kahramanmaraş'ta sıkıntı yok ama futbolun başarısı da tabii tesislerle de olmuyor yalnız. Birçok ögenin yan yana gelmesi, şartların oluşması gerekiyor. O zaman da buradaki devreye girecek unsurlar 7'den 70'e herkesin Kahramanmaraşlık ruhuyla burada bu takımımıza destek vermesi lazım. Onlarla ilgili zaten yönetim ve kulüp başkanı açıklamalarda bulunuyor. Bu destekler verilirse bu herkesin kazanımı, herkesin bu konuda avantajı olur. Bir de bu şehirde Kahramanmaraş Spor önemli bir tanıtım aracı olarak bakılması lazım. Ona göre de destek verilmesi lazım. Bizler hem kurumu temsilen hem tabii ki bulunduğumuz, aldığımız yetkiler nezdinde Kahramanmaraş Spor'a desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Diğer tüm destekçilerin de buna yardımcı olması gerektiğine inanıyorum. Evet, şu konuda ben şöyle bir eklem yapayım sizlere. Gençlik Spor Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş Spor'a gerekli desteği verdiğinizi ifade ettiniz. Zaten bizler bir Kahramanmaraş olarak teşekkür ederiz. Çünkü
malum süreçler sonrası birliği ve beraberliği yaşamamız ve devam ettirmemiz gereken günleri, ayları yaşıyoruz. Umut ederiz ki daha güzel günler geçeceğiz inşallah. Hem Kahramanmaraş Spor'da hem diğer spor branşlarında, yeni gelen spor branşları da çok önemli bizler için. Allah orada iş yapan antrenörlerimize de kolaylık versin. Hiç kolay değil. Yöneticilerimizin de işleri çok zor. Evet, şimdi genç kardeşlerimizle yine devam edelim. Kahramanmaraş'ın hokeye ilgisi nedir sence Furkan? Yani evet, Kahramanmaraş'ta bir şeyler yapılıyor. Her ay ve hatta her sene farklı bir spor branşı Kahramanmaraş'ta yapılmaya başlanıyor ve çalışılmaya devam ediyor. Sen Kahramanmaraş'ın hokeye karşı ilgisini ne olarak nitelendiriyorsun? Tabii ki ilk başta tabii ki tanınılmadığı için özen gösterilmiyordu. Ama sağolsun Ali San hocamızın sayesinde bize saha yapıldı. Yani bize sahalar önerildi. İşte bu Batı Park'a çağrıldı. Osman Sayın, Vali Sayın Çotur'a özel olarak tek tek yaptılar. Mesela Doğunkede'deki sahamıza hep bize yardımcı oldular. Burada kendisine teşekkür ederim. Artık nasıl diyeyim, daha çok çoğalmaya başladı. Artık liselere dağıldı, ortaokullara dağıldı. Her sene liseler arası turnuva oluyor. Vali Sayın Çotur'a gidiyoruz veya Osman Sayın'a. Yani bence iyi olmaya başladı. Nasıl çoğalmaya başladı. Bence iyi. Yani ilk başladığınız dönemlerde belki de bir takımı tam olarak bulamıyordunuz ama evet, şimdi çoğaldı ve çoğaldı. İnşallah rakip takımlar da çıkar size. İnşallah. Sizler de çünkü kendi gücünüzü göstermek daha kolay olacak o dönem. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Değerli müdürüm, siz de buna katılacaksınızdır. Bir yerde tek olmak aslında kolay bir şey değil. Çünkü herkes o kişiye yorum yapabilir. Mesela bizler de şehri temsil ediyoruz bir şekilde. Kahramanmaraş'ın dünya açılan penceresi olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda bizlere istedikleri yorumları yapabiliyorlar. Çünkü Kahramanmaraş'ta böylesine büyük çaplı ulusal bazında bir kanal yok. Ve ister istemez Çin hokeyinde de bu var zaten. Yani tek takım olduğu için, tek spor müdürü olduğu için size her türlü yorumları yapabiliyorlar. Sizlerin yapmış olduğu iyi veyahut da kötü işleri değil de hep farklı yönlerinizi aramaya çalışıyorlar. Bu konuda da genç kardeşlerimizi gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Tabii sen neler söyleyeceksin Yusuf? Kahramanmaraş'ın ilgisi nasıl? Hocam, önceden takım ilk kurduğumuzda hiçbir şey sinmiyordu takımı. Yani hokey bir şey sinmiyordu. Ve Süleyman da hocanın öğrencileri varmış, eski öğrenciler. Onlar da katıldı hokeye. Bu aradan bir belli bir sene geçince hokey yavaş yavaş Ali İhsan hocamızın sayesinde büyümeye başladı. Çok yardımlar dokundu, Allah razı olsun. Böyle mesela antrenman yapacak sahamız yoktu. Vali Sayın Çotur'a önerdi, Doğunkent'e önerdi. Oralarda gidip antrenman yapıp işte emek sarf ededi. Bize Kahramanmaraş'ın yüzünü kara çıkartmadık. Emeğini ise onu verdik. İşte bu sene de Süper Lig'deyiz. Çok şükür. İnşallah bu sene sizleri yine yakından takip edeceğiz. Tabii daha öncelerinde de ben sizlerle ilgili haberleri sağ olsunlar ekip arkadaşlarımızla birlikte paylaştık. Ama umut ediyorum ki hem maçlarınıza da geleceğiz inşallah. Maçları da takip edip güzel işleri yaptığınızı göstereceğiz. Sevgili müdürüm, teknolojinin sporu engellediğini görüyoruz gibi bir konu açtık. Ve son günlerde bizler bile mesela telefonla uğraşıyoruz. Tabletten gelen mesajlara bakıyoruz. Artık ister istemez teknolojiyle iç içe ve dış dışayız. Siz de bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii yani teknoloji günümüz toplumunda çok hızlı gelişiyor. Belki hayatımızda her dönemde, her parçası çok hızlı bir şekilde bu işi bizi sarmal haline gelmiş. Tamamen neredeyse aileler bile kendi içerisinde biraz daha işte çocuklar, gençler odalara çekilmiş. Herkesin elinde bir tablet, işte bir telefon, akıllı telefon veya işte bir bilgisayar oyunu. Maalesef bu bakıldığı zaman hepimiz için önemli bir dezavantaj oluşturmaya başladı. Yani bu dönemin gençliği hem avantajlı hem dezavantajlı. Aynen. Çünkü bakıldığı zaman teknolojik gelişim hareketliliğimizi de kısıtladı. Esas bundan sonra sıkıntılar başlayacaktır. İşte belki biz nesil olarak bizden önceki nesillerde dahil daha hareketliydi. Hayatımızda hareketlilik aslında sağlık açısından da çok şey katıyordu. Ama bugün baktığımızda gençlerimiz, çocuklarımız biraz daha az hareket eder oldular. İşte evlerimizdeki teknolojik ortam, işte kullanılan araçlar, işte birçok okula, işe giderken ki kullandığımız araçlar, eve işte apartmanda oturuyorsak asansör
sistemi. Bu otomatikman bizim hareket kabiliyetimizi kısıtladı. Okula giderken servis sistemleri, çocuklar haklı olarak tabii servislerle gidip geliyor. Okulda belki hareketsizlik bayağı olabiliyor. Şimdi burada da esas bu dönemden sonra dünyada olduğu gibi yani spor çok önemli bir bu konuda araç. Sporu yaygınlaştırmanın işte ana sebepleri bu dönemde de başlaması lazım. Çünkü bize en çok kolay kılan hızlı bir şekilde işte teknolojiyi kullanalım. İşte elimizdeki akıllı telefonu işte her türlü şeyi de kullanalım. Ama bu olmaması lazım. Esas bizim tam onu da kullanalım. Teknoloji güzel ama sporu yapmak daha güzel diyelim. Evet. Hareketli olmak daha güzel diyelim. Onu mutlaka kullanacağız. Çağımızın gerektirdiği şartlar buysa onu kullanırken kendi hayatımıza da hareketliliği yerleştirmemiz lazım. İşte baştan bu yana söylediğimiz şey hem fiziksel hem bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayabilmek de lazım. Yani ileriki zaman diliminde bize teknolojinin olumsuzlukları da yansıyacak. Bakın obezite diyoruz. Ben bugün çok obeziteyi dile getirmem çünkü teknolojiyle birlikte hep el aldık. Obezite çağımızın hastalığı. Evet. Obezite demek aynı zamanda sağlık giderlerindeki işte harcanan rakamların da artması demektir. Bugün obezite yaşı ilkokul bir seviyesine kadar düşmüş. Yani niye? Daha önce hareketlilikle gelişen şey bugün hem iyi beslenme veya farklı beslenme kültürü obeziteyi çıkarmış. İşte hareketsizlik de bunu destek olunca bugün milyonlarca insan obezite sorunuyla baş başa. Bu da sağlığa giden harcamada, sağlığa giden yolda önemli ölçüde bütçesel anlamda artı rakamlar ortaya koyuyor. Bu da devletimizin, milletimizin en önemli işte sağlık konusunda harcadığı rakamlar bize o zaman olumsuz manada dönüyor. Yapabileceğimiz tek şey şu, hayatımıza sporu yerleştirmek, çocuklarımıza ve bize bir spor kültürünü oluşturmak. Onun için teknolojiyi tabii kullanacağız ama hayatımızda işte bir jogging, bir spor kültürü, bir yürüyüş kültürü, aynı zamanda bir bisiklet kültürü. Mesela biz yeni işte Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle başlattık. 13 Kubat Stadı'nda bisiklet günlerini başlattık. Orada 30'a yakın bisikletimiz var. İsterse halkımızın bisikleti olmasın, o saatte gelsin. İstediği ölçüde parkurda tur atsın. Belki şehrin işte asfaltı, işte diğer alanlarında bisiklet sürme imkanı olmayabilir ama biz mesela bunu başlattık. Bunu Halk Sağlığı da, Sağlık Bakanlığı da yürütüyor, Genç Spor Bakanlığı da. Yani diyebiliriz ki günlük yaşantımızda teknoloji güzel ama spor yapmak daha güzel. Sporu hayatımızdan çıkarmayalım. İnşallah. İnşallah çıkarmayız ve bunu aslında düzenli bir şekilde getirip her sabah veyahut da artık haftada 2-3 günü belirleyip bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet, genç kardeşlerimden son olarak sözlerini alacağım. Malum yayınımızın sonuna geldik. Aslında gündemimiz yoğundu. Konuları da yine elimizden gelince anlatmaya ve dile getirmeye çalıştık. Sevgili müdürüm sağ olsun bizlere gerekli açıklamalar yaptı. Elbette ki hala konularımız var. İnşallah kısmet olursa ilerleyen zamanlarda yine Sayın Ali İhsan Kabaçı'yı da müdürümüzle tekrardan yayına konuk alırız. Çünkü gündemi sarsacak ve gündemi devam ettirecek bir sürü spor dalları var. Bu konuda da hem Gençlik Spor Müdürlüğü'nü de tebrik etmiş olalım. Genç kardeşlerimiz Furkan'la başlayalım. Son olarak neler söylemek istersin? Yayına katıldığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın gururu oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Yani ben de size teşekkür ederim. Ali Son Hocam'a teşekkür ederim. Buradan Vakka Oluşturma'ya da çok teşekkür ederim. İyi ki beni bu sporun içine sokmuş. Hani elimden gelse yani herkesi sürükleyip bu spora sokmak isterim. İnşallah bu şeyi izleyen kişiler olur da inşallah katılmalarını da isterim. Yani çok İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili Yusuf, sen neler söyleyeceksin? Bizi çağırdığınız için çok teşekkürler ederim hocam. Buradan Vakka Oluşturma'ya ve aileme selam gönderiyorum. Bu hokeyi de sürekli devam ettirmek üzere üstüne her zaman üstüne basacağız. Ve genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz de hepsini okey çekeceğiz. İnşallah. Bizler Aksu TV ailesi olarak, spor aktörü olarak çok teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Sevgili müdürüm, sizler de son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de öncelikle spor adına ve diğer gençlik adına bize bu fırsatı verdiğiniz için başta size, Aksu ailesine, Aksu TV ailesine, tüm ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de dünyaya açılan şehrimizin penceresi, çok güzel programlar yapılıyor.
Biz de bundan gurur duyuyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı, bu fırsatları da bize verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer branşların da tanıtımı ve teşvik açısından da inşallah bu çalışmalar devam eder. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim müdürüm. Allah razı olsun. Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı. Konuğumuzdu. Yanı sıra Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü oyuncuları Yusuf Furkan Ataş ve Yusuf Nurhak da bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Hem kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Spora dair ne varsa elimizden gelince konuşuyoruz. Yine haftaya saatler 21.00 gösterdiğinde Murat Baltacı ile Spor Aktüel yine sizlerle birlikte olacak. Şimdilik bizlerden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma adına hayırlı akşamlar diliyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.